Çok sağ olasın. Yok sen de sağ olasın. Ama öyledir yani. Bazen böyle yalnız olduğunda usanır insan. Ama burada olduğunda bir şey yapmam yani gerekmez. Motivasyon oluyor diyorsunuz. Evet ama yardım edeceğim ya. Siz hadi bakalım. Yani hadi ben de yardım ederim. Tamam. Çok iyi olur. Hep beraber yaparız o zaman. Okey. Tamam. Babutsa gençlerinin çok ilginç şöhret öyküsü. Ben size şey sormak istiyorum. İlk önce şimdi grubun adı Babutsa. Evet. Ne demek Babutsa? Babutsa gençlerinin mutfak marifetleri nasıl? Ali hadi de yapar. Ali de yapar. Kahvaltısını Ali yapıyor. Yani bazen ben yapıyorum, bazen Pedro yapıyor. En iyi yaptıkları, en çok yaptıkları yemek hangisi? Söyle yemek oldu mu abi? Daha olmadı abi. Aşkım ben ya. Tam şimdi başlamadım. Ha şimdi başladık. Daha dur, daha dur, daha yeni başladık. Grubun 3 üyesi içinde neden bayan olan solist değil de erkekler yemekleri hazırlıyor? Şimdi böyle yemekleri Söner yapar, kahvaltıları ben yaparım. Meşhur İngiliz yemeği kremalı tavuğun babutsaca tarifinde neler var neler? Oldu. Hmm. Nasıl? Nasıl olmuş? Güzel olmuş. Peki bunu kavuracak mıyız? Babutsa grubuyla harika sohbetimizde daha neler oldu neler? Ben size şey sormak istiyorum. İlk önce şimdi grubun adı Babutsa. Evet. Ne demek Babutsa? Babutsa Kıbrıs'a özgü bir isim. Babutsa Hint inciri. Hint inciri. Dikenli kaktüs ağacının bir meyvesidir. Ama dikenleri var. Soyulduğu zaman soğuk soğuk yenir ve çok içi tatlı. Ha. Biz de öyle dikenliyiz ama içimiz tatlı. Bu ismi neden aldım? Daha dikenlerinizi görmedim. Gayet tatlısınız vallahi. Niye Babutsa ismini aldık? Kökenimiz Kıbrıs. Ama biz tabii ki uzun yıllar şeydeyiz, İngiltere'de yaşıyoruz. İngiltere'de yaşıyorsunuz. Zaten Ali ve Peri orada doğdu. Dedi ki grubumuza bir Kıbrıs'a özgü bir isim koydum ki yani Kıbrıs'ı da içine alsın ki Kıbrıs olduğumuz belli olsun. Ama bir de albümün ismi London Calling korsak bu sefer Londra'dan Kıbrıs ve Türkiye'yi çağırıyoruz. Albümün adı London Calling. Yeah. Londra'dan arıyorum demek arıyoruz, değil mi? Yani. Arıyoruz demek. Güzel. Bu arada bizim orada bir laf derler. Hem elin çalışsın hem çenen çalışsın derler. Öyle mi? Bu arada böyle tavuklarımı güzel böyle ince ince kesiyorum ki kavrulması daha kolay olur. Hani bir taraftan böyle hem yemek yapıyoruz hem de. Çünkü tavuklar pişirmediği takdirde çok tehlikeli oluyor. İçi çiğ kalmasın. Ben yardım edebileceğim bir şey var mı? Benim yapabileceğim bir şey. Şimdilik seyredebiliriz. Ben gayet güzel seyrediyorum zaten gördüğünüz gibi. Şeyler mi doğranacak? Aslında bak onları kesebilirim belki. Ha şeyler olacak. Mantarlar. Mantarları keseyim mi ben de? Ama nerede keseceğim? Mutfak biraz dar tabii haliyle. Evet. İki kişinin çalışması için çok uygun değil. Tek kişilik. Tek kişilik. Bakalım şuradan bir bıçak alalım. Aslında bizimkiler yardım edecekti ama dediğiniz gibi çok küçük onlar olduğu için. Daldılar, onlar daldılar şu bırak, anda o müzikler falan. Bir taraftan çalışıyor onlar. Şuradan hep siz mi yaparsınız yemekleri? Ali de yapar. Ali de yapar. Kahvaltısını Ali yapıyor. Yani bazen ben yapıyorum, bazen Peri de yapıyor. Söyle yemek oldu mu abi? Daha olmadı abi. Aşkım ben ya. Tam film başlamadım. Ha şimdi başladık. Daha dur, daha dur, daha yeni başladık. Bir bakayım abi söylerim. Oradan laf atmak da olmuyor. Biraz... Yardıma gelmek lazım. Yani. Ya benim burada itibarım yeter Söner'ciğim. İyi gidiyor. Daha bir şey yapmadık. Söner, film başlayacak. Yavru hazırlayalım. Tamam, hep birlikte film nasıl izleyelim? Yani. Film izleyelim. Hele bir şunlar kavralsın. Genelde Söner mi yapar yemekleri? Şimdi böyle yemekleri Söner yapar. Kahvaltıları ben yaparım. Kahvaltı hazırlıyorsunuz. Böyle yumurta. Kıbrıs'ın bizim hellim var. Bayılırım hellim peyniri. O kızartacaksın şöyle. Orada bizim menajerimiz de çok beğendi. O zaman söz alın bir sabah gelsin. Tamam. Ay ben size o zaman kahvaltıya geleyim. Tamam. O zaman ben yapacağım. O zaman ben geçeceğim. Oh, şimdi Söner bir şey istersen buradayım yani. Tamam. Hiç merak etme. Tamam biz hallediyoruz. Tamam hiç. Bir kere yemeğe bakayım abi. Bu arada şunları şunlar oluyor. Hafif kavurmamız lazım ki. Başladı kavrulmaya. Bu arada patatesin suyu bitmiş. Onu da alalım mı? Ne yapalım? Ben sandım ona sen bakıyordun. Ben ama sanırım şöyle yapalım. Test yapalım. Pişti mi bakalım? Pişti bak. Oo olmuş bile. Allah. Aman aman. Pişti bu.
Biz mutfağı patlatmazsak böyle alır. Tamamız. Tamamız. Tamam, bu halloldu. Onu neyin içine koyacağız peki? Maş yapabiliyor musun yoksa? Ne yapabiliyor muyum? Maş. Ne demek o? Patatesi eziyorsun püre gibi. Ha, püre gibi ne yapalım. Diyorsun? Püre. Püre yapıyorsun. Çatalla mı ezeyim peki? Çatalla ezeceğiz. Hadi öyle yap. Ben tamam bir yapayım ben. O arada. Ben mi yapayım? Şeylerimiz yanmadan. Siz onlara bakın, tamam. Ben ona püre yapayım o zaman. Okay. Şeyler burada mı? Tabaklar nerede? Ben biraz bir tabak araştırması yapayım şuralarda. Şurada olacak. Neyin içinde ezelim? Şu... Büyüklerin içinde mi? Şu olur mu? Olur. Şimdi bunun içinde patateslerimizi ezeceğiz. Püre haline getireceğiz. Ay, rezil olduk değil mi? Rezil olduk değil mi? Bir şey söyleyeyim mi? Sevgili seyirciler, hani böyle evde yemek yapmaya benzemiyor. Böyle kameralar falan olunca... Önce bir... Ne yapalım onu önce? Ben korktum ondan, sıcak. Şöyle alalım, dur ben alayım, ben alayım. Çok tamam. Yanıyor ama siz değil mi? Oo, bayağı bir pişmiş yanıyor. Bunlar. Haşlanmış. Haşlanmış. Tamam. Şöyle. Yok, biraz daha alalım. Peki bunun içine ne koyacağız? Direkt ezecek miyiz sadece? Önce. Ondan şimdi. Sonra kremle. Ha, görüyorsunuz değil mi ne kadar kolay eziliyor? Bu arada biz böyle yemek yaparken içeriden arkadan böyle bize fon müziğine güzel oluyor. Ali. Gelir de hadi söyleyeyim. Hadi devam. Ah süper. Böyle nerede bulursun bunu? Değil mi? Biz bu moralle ne yemekler yaparız. İyi valla. Neyse. Bunlar oldu galiba. Oldu mu? Güzel güzel bu. Şöyle. Şöyle. Kızardı, tamam. Biraz daha kızartalım mı? Yeter mi? Şimdi alın. Şimdi. Oldu mu? Bu oldu mu? Ben bilmiyorum ki bunun tadı nedir. Tamam. Ha? Biraz olmuş daha mu? İstiyor. Biraz daha mı ezelim? Püre haline püre getirelim. Bunun normalde böyle çatalla başka var, bir şeyle mi eziyoruz? Özel bir alet var. Aleti var. Ha, şu an yok galiba. Aha, biz buraya devamlı fazla kalmıyoruz. Kalmadığınız yani. İçin. Tabii şimdi onlar Türkiye'ye geldikçe burayı kullanıyorlar değil tabii. Mi? Sık sık geliyor musunuz Türkiye'ye? Şimdi sık sık geliyoruz ama bu arada tabii konserlerimiz var. Avrupa konserlerimiz var. Kıbrıs'a gidiyoruz. Peki sizin... Fırsat bulduğunca geliyoruz. Albümden önce ne yapıyordunuz? Üçünüz yine birlikte mi şarkı söylüyordunuz? Zaten, 20 senedir aynı grupta. Heh, Peri de gel. Gel Peri, Peri sana ihtiyacımız var. Biz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz vallahi bilmiyorum. Püre oldu mu bu böyle? Yok, ona biraz pek olmuş o. Şey, krem. Olmadı mı? Hadi gel bunun devamını da sen yap artık. Biraz daha ez ve krem koy. Ne koydun? Gördüğünüz gibi direkt attım elimden böyle sattım mı? Ne var bunun içinde şimdi? Hiçbir şey. Biraz şey tereyağı koyduk. Birazcık yağ koyduk. Patates koyduk. Bak işi bilen. Bilenin tabi halinden belli oluyor. Görüyorsunuz. Tuz orada. Ha, tuz da şurada şeyde var galiba şurada. Değil mi? Orada var. Siz tabi İngiltere'de mi doğdunuz, büyüdünüz? Evet, orada doğdum, büyüdüm. O yüzden biraz Türkçe tabi... Biraz kırık geliyor ama. Oldu. Nasıl? Güzel nasıl mi? Olmuş? Güzel. Güzel olmuş. Peki bunu kavuracak mıyız? Şimdi onu etle beraber yapacağız. Tamam. Mantar çok çabuk pişer zaten değil mi? Hemen hızlı hızlı tabii, pişer. Zaten et hazır. Yeter mi o kadar mantar? Biraz daha doğrayalım mı? Yeter. Bu hazır. Bu arada ne yapıyoruz? Şimdi tuzumuzu, biberimizi koyuyoruz. Biraz tuz ekledik. Karabiber biraz. Mi? Karabiber. Onu da karıştırdık. Krem. Krema. İlk hardalı kullanıyorum. Diğer... Şurada şey var ama tahta kaşığı. Ne kadar?
kadar bir hardal kaşık koyuyoruz? Bir kaşık. Bir kaşık. Karıştırıyoruz yine. Şimdi güzel böyle sarı olacak o değil mi? Hı. Rengi de güzel. Bir de sos yapacağım ben buna. Sos. Hı. Neydi sosu? Ana krema dediği işte kremalı tavuk sosu olacak. Evet, hardal çok güzel bir renk verdi. Evet, güzel de koktu. Çok lezzetli görünüyor. Hı-hı. Bakalım tadı nasıl olacak? Bunun üstüne şimdi? Şimdi ne koyuyoruz? Kremamızı. Kremayı ekliyoruz. Şu anda üzerine görüyorsunuz. Yine karıştırıyoruz. Bu sefer ateşimiz biraz kısılı olsun ki... Kısık ateşte pişiriyoruz. Kısık. Oh, mis gibi kokuyor. Hardal da çok güzel kokar ya. Ya. Tabağımız var mı? Tabak çıkartayım ben size şuradan. Şöyle. Şunu alalım. Hı-hı. Oldu mu şimdi bu? Oldu. Şöyle tabağı çıkarıyoruz. Sosuyla beraber. Oo, gördün ne kadar çabuk oldu. Hızlı hızlı hemen. Hı-hı. Çok kolay. Çok kolay pişen bir yemek. Hani açsanız geldiniz eve hanımlar 15 dakikada oldu yemek vallahi. Değil mi 15 dakikalık iş? Bunun yanına. Şimdi yanına ne yapıyoruz? Garnitür. Şimdi biraz püre koyuyoruz. Güzel. Başka ne koyuyoruz? Fasulyeden mi koyuyoruz? Yaptınız. Bu da haşlanmış, fasulye çok, değil mi? Ama çok az haşlayacaksınız ki ağzınıza kıtır kıtırlığı kalsın. Şey hafif haşlıyoruz. Bile, şey olmasın, fazla erimesin yani. Okey. Onu da koyalım. Hı-hı. Vallahi çok pratik. Şuradan da. Çok şık oldu tabağımız. Güzel oldu vallahi. Ben şimdi bunun tadına bakarım. Hemen bakarım, dayanamam. Hemen bakıyorum. Bakayım. Yalnız bir de bunun yerken yanlış yemeyeceksin. Nasıl yanlış? Biraz orada alacaksın, biraz buradan. Şundan da biraz alacağım. O zaman tam güzel tadını alırsın. Bakıyorum şimdi. Vallahi çok güzel olmuş. Elinize sağlık, süper oldu. Teşekkür ederim. Türkiye'de gençler neden yabancı müzik dinlerken yurt dışındaki vatandaşlarımız Türkçe müziklerle coşuyor? İngiltere'de şimdi bir numaradaki olsa haberimiz yok. Türkiye'deki müzik altyapısı mı daha güzel, Avrupa'daki mi? Bazen ben daha çok iyi buluyorum burada Türk müziklerinin sound'ların mix yapılmasını. Kıbrıslı gençlerden Kıbrıs şivesiyle harika mı harika bir sohbet. Ederim yani. Bu Kıbrıs şivesi değil evet, mi? Evet. Babutsa'dan çok ilginç bir yorumla meşhur Biri Biri Birilerine türküsünün öyküsü. Bir bir biri birilerine bakar bakar dururum. İnce giymiş üstüne gül gül o güler savurur. Az sonra. Yemek gerçekten güzel olmuş. Değil mi? Nasıl çok olmuş Ali? Ben bile şok oldum ya. Elimize sağlık. Elimize sağlık. Beraber yaptık. Sizin de elinize sağlık. Herkesin bir eli değdi. O yüzden yani lezzeti geçti. Peri de, peri şeyi yaptı. Patatesi. Patatesi yaptı. Ben ne yaptım? Senin olman yeterliydi. Sağ olasın. Motivasyon kattın bize böyle. Oldu. Şimdi ben sizden şarkı isteyeceğim. Böyle bol bol şarkı isteyeceğim. Albümümüz de burada değil mi bu arada? Albümü de gösterelim seyircilerimize. Albümde 12 tane şarkımız var. 12 mi? 13 tane var. Şey, 13 remix. Yani, evet, remix o. Şimdi 2 tane klip çektiniz. Deneyime çektik ve Güzelim. Güzelim'e çektiniz. Daha sonra daha çekilecek, çekilecek bütün klipler. İlk önce ben sizden hangi şarkıyı istesem acaba? Hangisini söylersiniz? Peri'den bir köprü şarkısını dinleyelim. Geçemedim, az doldur içemedim.
gecelerde. Ay doğar mavi mavi, rüyamda gördüm seni yar. Ay doğar mavi mavi, rüyamda gördüm seni yar. Yes, Peri. Hazıra sağlık Peri, çok güzel. Zaten bu bildiğimiz bir şarkı. Haluk Levent. Evet, Haluk Levent söylemişti değil mi? Siz de tabii farklı bir şekilde yorumlamışsınız. Siz zaten bütün şarkıları bir coverlıyorsunuz. Kendi tarzınıza şey, uygun. Tarzı. Ama çok sevildi tabii Türkiye'de bu tarz. Peki bundan sonra yine bu şekilde mi devam etmeyi düşünüyorsunuz? Tabii ki fazla bozmadan bu şekilde devam edeceğiz. Sevildi. Sevindi değil mi? Ama kıpır kıpır şarkılar. Kimse yerinde duramıyor şarkıları duyduğu zaman. Şimdi sizin müzik maceranızı hani mutfakta birazcık bahsettik, duyduk. Ama Ali'yi de merak ediyorum. Daha önce mesela sen ne yapıyordun Ali? Orada işte Sönel'in daha önce dediği gibi beraber düğün yapıyorduk İngiltere'de. Hı-hı. 20 yıl falan düğün yapıyorduk. Türklerin düğünü mü yoksa? Evet, Türklerin düğünü. Türklerin düğünü yapıyorduk. Ve işte böyle bir kısmete ulaştık. Ve ekibimiz de çok çok iyi. Yani menajerimizden tut, plak şirketinden. Yani mutluyuz. Ne şanslı bize. Tabii biz de o zaman biz de hakkımızı vereceğiz. Yani öyle iyi bir şey yapacağız Allah istersen. Albüm yapmak çok kolay değil bu zamanda değil mi? Bu zamanda çok zor. Çok zor. Hani buna girişmek de çok zor. Yani. Siz yaptınız, başarılı oldunuz ama hani satışlardan çok fazla bir şey genelde artık sanatçılar beklemiyor. Çünkü internetten indiriliyor. Peki hani bu ortamda zor olmadı mı albüm yapmak? İşte bizim şanslı tarafımız arkamızdaki flag şirketimiz European Records. Burada piyasayı bilen menajerimiz, ekibi ki bizim işimizi daha iyi kolaylaştırdı. Zaten albüm hazırdı şeyde İngiltere'de. Hı-hı. Kendi stüdyomda yaptığım için. Hı-hı. Daha rahat çalıştık. Bu bakımdan bizim için çok zor olmuş diyemem ama satışlar bakımından tabii ki internette dijital satışlar daha fazla. Daha çok şimdi konserlerden kazanıyoruz. Konser yaparak kazanıyorsunuz. Allah'tan konserlerimiz de çok iyi. Hiç yani kaç zamanda hiç durmadık. Daha devam ediyoruz. Haftaya Kıbrıs var, oradan hemen Berlin'e geçeceğiz yine. Almanya'ya. Yoğunsunuz. Yoğunuz. Tüm Avrupa'da çok çalışacaksınız iyi. O tabii. Zaman. Evet. Ki bu zamanda konserler biraz biliyorsunuz. Durgun evet. Yazın tabii ki daha fazla etkinlikler olacak. Hele Türkiye'de festivaller var. Bol bol sizi Türkiye'de göreceğiz o zaman. Ne güzel. Ne şey, albümün içinde farklı soundlar da dikkatimi çekti. Birçok sound kullanmışsınız. Mesela neleri kullandınız? Caz, pop? O şey bakımından oldu ki üçümüzün ayrı bir tarzı var. Albümde o üçümüzün tarzını bir albüme koyduk. Şimdi Ali fantasy okuyor. Türküleri falan daha iyi okuyor. Peri hafif Türk müziği. Ben daha çok rock. Hepsini harmanladık. üç albüm, üç tarzı bir albümü şey ettik, sığdırdık yani. O bakımdan soundlarda biraz tabii ki değişik gelecek. Ama rock var, blues var, köprü daha çok blues sayesinde yaptık. Fantazi var, hafif Türk müziği var. Başka ne istersin? Ne istersek var öyle mi? Abi ben onu soracaktım. Hani sizin böyle tarzınızın, ben genelde işte konuk olduğumuz sanatçılara diyorum ki tarzınızın dışında hani bize bir şey okur musunuz diyorum. Sizde her tarz var yani. Bizim iyiliğimiz o. Daha rahatız. Biz konserlere gittiğimiz zaman veya bir bağ programlarına gittiğimiz zaman biz halka baktığımız zaman ne istediklerini daha iyi anlarız. O türe geçeriz hemen. Yani sırasında Ali desem Ali'ye rock okur yani. Hem Türkiye hem de. Hem Türkiye ya. İşte o iyi şeyden yani. Nereden kaptı? 20 yıldan fazla yani sahne aldık diye biliriz için yani. İnsanların yani. Sahnede olmayan bir insan için çok zor olur.
Bizim mesela şeyimiz, oradan tecrübemiz daha çok sahneden gidiyor. Ha, ne kadar güzel. Birbirinizi sürekli böyle destekliyorsunuz, tamamlıyorsunuz. Vallahi çok... Şey gibi, mesela Söner yemeği yaptı, yarın kahvaltı yapacağım. Ha değil mi, onun gibi? Ondan sonra Peri... Yarın bir de kahvaltıya geleceğiz. Hayatta en güzel şey ne biliyor musunuz? Nedir? Her zaman en güzel şey paylaşmak. Doğru. Her şeyi daima herkesin birbirleriyle paylaşması lazım ki ortaya çok güzel bir atmosfer da çıkar, güzel arkadaşlıklar da olur. Her şeyin en güzeli paylaşmak. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Yemeğimizi paylaştık. Ne kadar güzel, keyifli bir yemek oldu. Afiyet olsun. Teşekkür ediyoruz. Şimdi bir şarkı daha istesem sizden. Hayatına darbe
benden zarar gelmez sana. Mutluluklar benden sana, benden zarar gelmez sana. Mutluluklar benden sana. El sözüne kanıp durma, hayatına darbe vurma. Benden zarar gelmez sana, mutluluklar benden sana. Benden zarar gelmez sana, mutluluklar benden sana. Ağzına sağlık. Şey yapsak ya, bir çok keyifli ya. Bizim o şey, senin besten yardı ya. Gençlik böyle geçer. Ama ondan önce bir tane böyle slow yapalım. Slow yapalım. Slow. Ne? Yavaş. 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 Sana son kalan ben değilim, olsun nişan. Eğlenirsem geleyim ince bir iğne kuşa. Benden sana son kalan ben değilim, olsun nişan. Eğlenirsem geleyim ince bir iğne kuşa. Zeytinden aşı mısın, güzeller başı mısın? Gönderdiğin mektubu koynunda taşır mısın? Zeytinden aşı mısın, güzeller başı mısın? Gönderdiğin mektubu koynunda taşır mısın? Güzel gördüm endamlı, başlar karabağlı. Dedim sevdam nerede, gözleri yola baktı. Zeytinden aşı mısın, güzeller başı mısın? Gönderdiğin mektubu koynumda taşır mısın? Zeytinden aşı mısın, güzeller başı mısın? Gönderdiğin mektubu koynunda taşır mısın? Yes, Zeytin. biz sizi dinliyoruz, seyircilerimiz sizi dinliyor. Siz kimleri dinliyorsunuz, kimleri seviyorsunuz? Kulağıma hoş gelen her müziği dinliyorum. Her türden dinledik yani biz. Yani gerçi yani her türden dinledik. Türkçe mi daha çok, yabancı mı? Çünkü Türkçe, yani Türkçe mi dinliyorsunuz? Hı. Hani İngiltere'de yaşadığınız için hiç, belki... Aksine İngiltere'de yaşıyoruz ama hiç Türkçeleri daha iyi, daha çok dinliyoruz, takip ediyoruz. İngiltere'de şimdi bir numarada kim olsa haberimiz yok. Böyle acayip bir şey var. Buradaki Türk daha çok İngilizce dinliyor. Merak sarıyor. Bizde aksine orada bize daha çok Türkçe. Aa, çok daha ilginç. Özlem mi oluyor peki? Öyle olması lazım. Özlemden dolayı Türkçe dinliyorsunuz. Hı. Doğru aslında. Yurt dışında yaşayanlar genelde hani geleneklerine daha bağlı oluyorlar değil mi? Türkiye'yi daha çok özlem duyuyorlar. Daha çok Türk şarkıları yaşatıyorlar. Tabii. Daha çok değil mi? Düğünlerde falan ya da eğlencede evet, tercih ediyorlar. Bizde de tam tersi yabancıları. Zaten bütün gece, bütün gün şeyi İngiliz televizyonunda görüyorsun. Gerçi şimdi teknoloji büyüdü. Her şey orada. Alında görüyorsun. Tabii yani, Türk televizyonlarını yıldan seyrediyorlar zaten. Türk televizyonu seyrediyorsun ama işte yaşam orada hep İngiliz şeyi olduğunda bu sefer özlem
daha fazla Türkçe oluyor. Peki İngiltere'de Türk müziğine bir yakınlık var mı? Bir sempati? Nasıl buluyorlar bizim müziğimizi? Çok çok beğenerek dinliyorlar. Yani çok seviyorlar. Ve gerçekten son zamanlarda müzik Türkiye'de çok büyük patlamada. Ve sound olarak yani zaten en son çıkan teknoloji burada da kullanılıyor. Hı hı. Gerçekten bir yani İngiliz müziği bazen ben daha çok iyi buluyorum burada Türk müziklerinin soundlar ve mix yapılmasını. Peki bizim genelde Türkiye'deki sanatçılar yurt dışında kayıt yaptırıyor. Yani burada albüm hazırlanıyor ama kayıtların hepsi yurt dışında yapılıyor. Genelde İngiltere'de ya da işte Los Angeles'a gidiliyor. Birçok sanatçı gibi insanlar var aslında. Orada yapıyor. Siz de diyorsunuz ki... Bunu ben hiç anlayamadım. Niye öyle yapıyorlar? Ama tabii ki belki daha iyi bir kalite almak için olabilir ama en basit örneğini söyledim. İngiltere'de bildiğim bir adam vardı, İngiliz. Hı hı. Yatak odasında kendine böyle bir şey kurdu. Stüdyo. Hı hı. Yani ihtiyaçlarını giderecek bir şekilde bir şarkı yaptı. Ve bugün o gündür o şarkı en fazla satan şarkı. Demek ki yani Los Angeles'ta yapmışsın, Amerika'da yapmışsın veya başka bir memlekette yapmışsın hiçbir değeri yok. Bence şarkı güzel olduktan sonra ve iyi aranje edildikten sonra, iyi okunduktan sonra hiçbir şey gelmez. Nerede yaptığınızın önemi yok. Tutar. O önemli olan güzel bir şey çıkartmak diyorum galiba. Yani, tabii ki kalite ama şimdi son çıkan evlere bile kurulan home istiyorlar var. Hı hı. Kalite süper yani. Artık zaten değişti değil mi? Tabii. Artık herkes de o yani, yeni teknolojiyi kullanıyor. Her yerde bir ses geliyordu falan ama şimdi onlar gitti. Her şey digital. Daha ve hatta İngiltere'de şimdi digital'a biraz bıraktılar ki tekrar eski analoğa dönüyorlar. Ha. Ki o sıcak sound'u yakalamak için eski analoğa dönüyorlar. Hı. Ve ben burada biliyorum çok büyük iş yapanlar her işi bitirdikten sonra dijitalda analoğa şey aktarıyorlar her şeyi ki oradan master'ın yapıyorlar ki daha doğal sıcak, sıcak sesler elde etmek için. İşte mesela bu işlenenler diye yani şimdi Söner'in ben kayboldum yani şimdi ama yani doğrudur dediği ama şimdi Söner'in de şey vardır orada stüdyosu var diye çok daha iyi bilir. Ha yani değil şöyle. Mi o ama işleri işte daha çok biliyor. Sağ ol ve analog bilmem biliyorum tabii ki. Biliyorsun. Zaten şeyde İngiltere'de yapılan sound'lar artık tamamen dijital evet, değil mi? Onlar daha yani. Elektronik müzik yapıyorlar zaten. Evet. Ve ben bir film seyretmiştim. Türk filmi. Bilmem ismini vermekte sakınca var. Yok tabii ki. Issız Adam. Issız Adam. Gördünüz eski Türk filmi? Müzik tabii ki. Tamam, orada o 45'liği çalıyordu. Hiç gözünüzü önüne getirdiniz mesela orada o filmi seyrederken sanki de orada çalıyorlar. Yani orkestra sanki de karşında orada öyle bir ses vardı. Ama dijitalda yaptığın zaman böyle her şey yüzüne vuruyor. O şeylik dağılma yok böyle. Bilmiyorum. Daha sentetik değil mi? Ama işte şey plan farkı tabii. Plakta çok değişik bir ses var. İşte herkes bakarsın zaman gelir herkes geriye doğru. Geriye doğru yani, gideceğiz değil mi? O sanlar aralar. Peki. Sen böyle türkü uzun hava sanki söylüyormuşsun gibi hissettim bir anda. Haklısın nasıl? Az önce sırasında. Böyle aradan böyle bir geçti değil mi? Şöyle bazen geçti. Çok yaparım onu ama evet. Yani her türden yani girmeye çalışıyorum yani böyle her türden. Mesela bildiğin bir Türkiye'den ne bileyim Türk sanat müziği sever misiniz? Severim. Çok severim. Hmm. Severim ama böyle ufak bir şey. Hani Türk sanat müziği. Kapım her an çalındıkça umudur diyeceksin. Umudur diyeceksin. Beni kaybettin artık. Sen çok bekleyeceksin. Beni kaybettin.
ettin artık. Sen çok bekleyeceksin. Teşekkür ediyoruz. Türk sanat müziğinin de tadı başka değil mi? Zor yani. Evet, biz elimizden gelir. Yani ben demem ki aman çok güzel okurum Türk sanat müziği ama yine elimizden bu kadar gelir. İdare ederek yani. Bir ister saat elim konserler. Şey. Ederek. Ederek yani. İdare ederek. Bu Kıbrıs şivesi değil evet, mi? Evet. Nasıl diyorlarsın orada şey? Mevdeler birçok yapardı ya. Değil mi? Tamam. Ne yaptın? Ya böyle, ne yapalım be. Ya da böyle biz istersek böyle az kolacık ya, az kolacık. Her şeyi cik. Her şeyi cik. Alicik. Alicik. Fericik. Sonacik. Çok samimi ama sıcak bir dil değil mi? Peki gidiyor musun sık sık Kıbrıs'a? Salı günü mü? Hafta sonu gidiyoruz. Konserimiz var. Konserimiz Salı günü konser. Kıbrıs'ta. Gidiyoruz yani. Kliplerin ikisi de mi Kıbrıs'ta çekildi? Bir tanesi? Yok. Yanayım burada. Yanayım burada. İstanbul'da Ortaköy'de çekildi. Güzelim klibi işte Mausa'da çekildi Kıbrıs'ta. Bu da sağ olsunlar Kıbrıs Turizm Bakanlığı. Peki bize... Kıbrıs'la ilgi nasıl? Türkiye'de tamam çok tuttu albümünüz. İlgi çok aynı. Güzel. Aynı. Türk'ün her olduğu yerde aynı ilgi. Aynı ilgi var. O zaman Avrupa'daki Türkler de öyle, İngiltere'de. Ne bol bol siz artık aynen. Avrupa'daki yerlere ya da Türkiye Cumhuriyetlerine tabii. Falan gidip konser verirsiniz. Vereceğiz. İnşallah. Veriyoruz. Verecek. Nasıl da verecek. Yapacak, edecek. Ben yemekler için ve sohbet için çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi her şey. Yani bundan sonra da başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederiz. Böyle... Sabah kahvaltı yapacağız. Kahvaltı daha biz tabii sonra kahvaltıya da geleceğiz. Evet. Şimdilik hani burada programımız tamam. Artık bitiyor. Son olarak güzel bir yine şarkıyla bitirelim istiyorum. Hı-hı. Hangisiyle bitirelim? Birbirlerine. Biliyorsunuz bizim Türkiye'de çok meşhur bir şarkıydı. Evet. Şey okumuştu Osman Yağmur Dereli. Allah rahmet eylesin. Ellerin ellerinden ne umdun ne buldun. Bakışların alsın beni, alsın beni, alsın beni. Bu durumudum, bu durumudum, bu durumudum. Bir bir biri birilerine bakar bakar dururum. İnce giymiş üstüne gül gül o güler savurur. Bir 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 birilerine bakar bakar dururum. İnce giymiş üstüne gül gül o güler savurur. Bir 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 birilerine bakar bakar dururum. İnce giymiş giymiş üstüne gül gül o güler savurur. Bir bir biri birilerine bakar bakar dururum. İnce giymiş üstüne gül gül o güleri savurur.